Saatimiz 12.5'i gösteriyor. Yeniden stüdyomuzdayız. Ee, az önce Doğu Akdeniz bölgesinin, Çukurova bölgesinin ülke e, ekonomisine katkıları ve e, bölgenin önemini konuşmuştuk. E, ekonomi yazarı Sayın Mehmet olduğu Türkan'la. Şimdi e, Doğu Akdeniz bölgesinin, Çukurova bölgesinin en önemli kentlerinden olan, e, Türkiye'nin e, inci gerdanlığı Mersin'deki e, ekonomik gelişmeleri değerlendireceğimiz e, bir sohbette, e, sohbet gerçekleştireceğiz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı sayın Ayhan Kızıltanla sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper Bey. Şimdi efendim e, Mersin gerçekten e, tüm bölgeyle birlikte Çukurova bölgesiyle birlikte geleceğe çok büyük ümitle bakan ve pırıl pırıl aydınlık geleceğe sahip kentlerin e, hem Türkiye'deki hem de Orta Doğu'daki kentlerin en e, önde gelenlerinden. Ee, öyle güzel adımlar, öyle büyük projeler hayata geçiyor ki e, mega projeler olarak adlandırılacak projeler. Bunlardan bir tanesi de tarım ve teknolojinin aynı çatı altında buluşturulacağı Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı Mersin'de kuruluyor. Çok ciddi bir istihdam ama istihdam e, rakamının dışında çok önemli hedefleri, çok önemli görevleri, çok önemli, çok stratejik e, Yapısı olan bir e, e, teknopark bu teknopark. Şimdi e, öncelikle e, Türkiye'nin ilk gıda ve e, tarım teknoparkı nasıl bir niyetle, hedefle, amaçla kuruluyor? Neden Mersin'de ilki e, e, gerçekleşiyor bu teknopark? Evet e, teşekkür ediyorum e, dinleyicilerimize de iyi günler diliyorum e, tüm Çukurova'ya, tüm Türkiye'ye. TRT, ye, TRT Çukurova'ya bu üçüncü. Evet. çıkışım sanıyorum ee, alıştık artık iyice <laughs> evet. zaten çocukluğumuzdan beri dinliyoruz e, TRT Çukurova'yı e, dediğiniz gibi Mersin e, Çukurova zaten Çukurova'yı Mersin'i ayrı ayrı düşünmemek, düşünmemek lazım, lazım. Artık, evet. yani eskiden biz işte Mersin diyorduk Adana diyorduk aman Mersin'de ol, olsun Adana'da olmasın Adana diyor ki Adana'da olsun Mersin'de olmasın şimdi bunları açtık evet ee, geldiğimiz nokta tüm Çukurova, Buradan da tabi tüm Türkiye. Şimdi <laughs> tabi Mersin'in olanakları çok geniş, Çukurova'nın olanakları çok geniş. Ee, biz bu fikir nasıl doğdu? Ee, yaklaşık bir 10 e, seneye 8, 10 seneye yakın bir süreç. Ee, bizden önceki yönetimler e, çalışmaları başlattı bu konuda. Öncelikle bir Risk Mersin Projesi bir AB Avrupa Birliği projesi hı hı. olan Avrupa Birliği destekli bir Risk Mersin Projesi kapsamında hı hı. bir çalışma yapıldı. Mersin'in güçlü sektörleri nelerdir hı hı. diye bunlar e, turizm, lojistik ve tarım olarak çıkmıştı. Tarımla ilgili yapılan çalışmalarda e, bu fikir Ortaya çıktı ee, Tabii çok uzun platformlar Kuruldu çalışmalar yapıldı Avrupa'ya gidildi incelendi hı hı, hı. Ee, Bunun örnekleri görüldü Zaten bu çalışmalar Neticesinde bu fikir ortaya çıktı ee, Bu konuda Çalışan daha önceki bizim Yönetimlere yönetim kurulu Başkanlarına meclislere hakikaten Çok teşekkür ediyorum ee, Çok iyi çalışma e, Yarattılar Bizler de hayata geçirilmesi anlamında bu projeye sahip çıktık. Ee, şimdi bu agropark Türkiye'nin ilk e, tarımla ilgili ar-ge e, çalışmaları yapıla, yapılacak olan teknoparkıdır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu Teknopark, Agropark son derece önemli. Birçok paydaşı ve birçok disiplini barındıracak içinde. Evet. Bu anlamda da biraz değerlendirmek gerekiyor. Teknik özellikleri nasıl olacak bu Agropark'ın? Ne kadarlık bir alanda çalışmaya başlayacak? Kaç kişi istihdam edecek? Hangi teknik olanaklar bulunacak? Ağırlıklı olarak hangi tür çalışmalar yapılacak? Şimdi ilk önce ben e, alanı söyleyeyim. E, Tarsus'un Alifak'ı Fakı e, ve Reşadiye mahallelerinde 800 hı hı. dekara yakın bir alanda kurulacak bu agropark. E, ne yapılacak burada? Şimdi siz paketleme tesisiniz var. Evet. Burada Arge yapma imkanınız olmuyor. Hı hı. Ya da işte bir to to tohum ıslahıyla ilgili çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Şimdi burada e, önce bir laboratuvar kurulacak. Bu evet. tarım ve gıdayla ilgili gereksinimleri karşılayacak büyük bir laboratuvar kurulacak. Evet. E, bu e, laboratuvar bölümü e, Reşadiye Mahallesi'nde onun Heleke de bir diğer bir adı hı hı. burada laboratuvar kurulacak burada firmalar gelip e, paketleme ile ilgili i, paketlemede Tabi bir sürü kimyasal maddeler hı hı. kullanılıyor bunlarla ilgili bunların zararını en aza indiren ya da kalıntı bırakmayan hı hı. E, ürünlerle ilgili çalışmalar yapacak bunu burada elde ettiği verileri alıp götürüp imalathanesinde kullanacak, kullanacak. evet ee, ayrıca bir uygulama alanı da olacak. Orada e, toplam 800 dönüm e, yer olacak. Burası hı hı. da Alif akıcı varında. Burada e, prototip seralar kurabilecek firmalar. Evet. Bu seralarda, bu laboratuvarlarda yaptıkları çalışmaları orada, oralarda uygulayabilecekler. Hı hı. Yeni teknikler geliştirecekler. Yeni ilaçlar, yeni e, gübreler geliştirebilecekler. Hı hı tohum geliştirme çalışmaları yapılabilecek. Evet. Ee, çok yönlü yani tarımla ilgili çok yönlü bir e, çalışma yapılacak. Mesela nanoteknoloji, tarımsal, modern biyoteknoloji, bilişim, mobilişim teknolojileri, yeni tohum ıslahı. Ben bunları e, yapılabilecek çalışmaları tek tek sayıyorum size. Hı hı. Modern sera teknolojileri ve topraksız yetiştiricilik, gıda evet. işleme, meyve sebze muhafaza ve ambalaj teknolojileri, bitki koruma teşhis ve mücadele yöntemleri gelişmeleri, tarımsal mekanizasyon, sulama, hı hı. tarımsal atıkların yenilemenin enerji kaynaklarına dönüşümü, ulaşım ve depolama için simülasyon çalışmaları. Şimdi e, bizim Agropark, e, biliyorsunuz Tarsus'ta Tarım Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi evet. kuruldu. Oraya ARGE e, yönünde destek verecek bir oluşum Evet. Oradaki firmalar gelip ARGE çalışmalarını burada yürütecek ve üretimlerine buradaki ARGE çalışmalarının neticelerini üretimlerine uygulayabilecek. Sayın Başkan ben şöyle anlıyorum sizin anlatımlarınızdan. Şimdi bu Agropark ve Teknopark olarak da ifade edebiliyoruz bunu. En büyük paydaşı Mersin Ticaret Sanayi Odası evet. ardından Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarım anlamında tarım alanında bizim bölgemizin silikon vadisini oluşturmak istiyorsunuz siz. Evet, doğru mu anladım? Evet, çok doğru. Çok doğru. Ee, silikon vadisi zaten teknoparkların e, başlangıcıdır. Hı hı. E, bu kavram ve bu e, teknoloji uygulama silikon vadisiyle başlamıştır. Silikon hı hı. vadisinde tarımdan e, bilgisayar tekniklerine hı hı makina sanayine çok çeşitli sektörlerde arge çalışmaları yapılan bir e, vadi biliyorsunuz evet. teknoloji vadisidir. E, biz de Mersin'de bunun e, bir ayağı olan tarımda hı hı. E, silikon vadisini başlatabilecek, tetikleyebilecek bir e, çalışmadır bu. Hı hı. Yani kapıları açan, e, evet. e, o çığırı oluşturacak olan ilk e, şeyi, kar topunu attık biz, attık, e, atacağız e, bu e, agroparkla, teknoparkla Evet, dolayısıyla ondan sonra bu o, açılan çığır e, her türlü... E, Teknolojik yatırımın ve araştırmanın önünü açmış olacak. Peki şimdi e, tabii mevcut teknoparkımız var. E, e, yok şeyde e, üniversitede Hı. o da bilişimle ilgili evet. yazılımla ilgili çok aşama Hı. kaydetmiştir. Evet. Bizimki de tarımla ilgili e, teknoparktır. Yani ayaklar e, fazlalaşıyor. Evet. E, Avroparkla yani... evet. E, şöyle tematik çalışmalar başlıyor evet, diyelim evet, e, evet. veya e, uzmanlık çalışmaları e, başlıyor diyelim. Şimdi e, tabii e, 12 paydaşı var bu projenin ama 12 paydaşın <laughs> dışında da şimdiden çok yoğun bir ilgi var teknoparka. E, bütün talepleri karşılayabilecek karşı potansiyel var mı? Ya, Oluşabilecek potansiyel, mi? Potansiyel potansiyel var. E, Tabii bu aşamaya gelinceye kadar çok çalışmalar yapıldı. E tabii. Ee, yaklaşık bir e, 70 tane firma burada çalışma yapabilecek şekilde e, çok tasarlandı. Güzel bir rakam. Evet. Sadece bu firmalar yurt içinden mi? Yurt dışından da talep var e, mı? Var tabi var. Şimdi tabi bu firmaları biz açıklamıyoruz. Şimdi Hı -hı. yönetim kurulu yeni oluştu. Hı -hı. E, neticede hangi firmaların burada çalışma yapıp yapmayacağını, tabi bunların kriterleri var. E, projelerini hazırlayacaklar, hı hı. gönderecekler. Evet. Yönetim kurulu da bunu değerlendirecek. Gerekirse e, tarafsız e, kurumlara, bilir kişilere gönderilip bu projeler hı hı. incelenecek. E, sağlayacağı neticelerin e, sonuçları, işte katma değer sağlayacak mı bir e, teknolojik olarak geliştirme sağ. Bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak ve neticede o raporların neticesinde e, yönetim kurulu da buradaki firmaların firmaları belirleyecek. Evet. Şimdi Sayın Başkan sizin e, özellikle Agro Park, <laughs> Teknopark konusunda e, çok çarpıcı bir e, ifadeniz var. E, Ulusal silah teknolojilerini geliştirmemiz ne kadar önemliyse en az onun kadar önemli evet, bir proje evet, olarak evet. ifade edersiniz siz bu agropark teknopark projesini şimdi 70 firma gerçekten azım sanacak bir şey değil çok ciddi bir talep ve bu başlangıç evet. bu yatırımın bu teknoparkın kendini geliştirebilme imkanı da olacak mı mutlaka olacak. Şimdi e, bir de biliyorsunuz bizim Alata e, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü var evet. Erdemli civarında. Hı hı. Orada da korkunç bir e, bilgi altyapısı hı hı. var. E, orayla da tabii e, oran imkanlarını da kullanacak bu firmalar. Evet. Burada arge yapacak olan firmalar. Hı hı. E, mutlaka genişleyecek, e, genişleme imkanına da sahip. Evet yani... E, işte e, aman pistimiz dar, e, lütfen e, piste çıkıp oynamayın e, demek yok. Evet. Her Herkes, e, her türlü e, konuda e, herkesin önerisine açık bir evet. e, platform evet. burası. Şimdi tabii dolayısıyla Alata, bizim e, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü de e, sadece tarım alanında artık Hı -hı. E, noktalanmış oldu. Tabii birçok tartışmalar vardı zamanında. Evet oraların başka şekilde değerlendirmesi değerlendirilmesi konularında fakat şu anda noktalanmış oldu. Sadece tarımsal alanda her türlü araştırma, geliştirmenin yapılacağı merkez merkez olarak, Alata olarak. İlla nihayet o şekilde devam edecektir. Çok Bu da bölgemize çok büyük bir e, katkı sağlayacak. Kesinlikle hem katkı sağlayacak hem de çok da büyük bir müjde verdiniz e, şu anda. Birçok soru işareti de insanların kafasından e, kalkmış oldu. Şimdi e, 70 rakamı gerçekten başlangıç için e, ürpertici bir rakam. Yani evet. e, çok sevindirici bir rakam. E, böyle bir agropark hem e, kente, hem bölgeye, hem ülkeye, hem de ülkemizin yer aldığı şu stratejik coğrafyaya e, ne gibi hizmetler e, üretebilir ve ne gibi e, geri dönüşler yaratabilir? Biraz hayal kuralım. Hayal kuralım. E, şimdi şu anda e, mesela tohumda Atık dışa bağımlı hale gelmiştik. Fakat hı hı. tabii çalışmalar var. E, bu yanlış görüldü. Hı hı. E, biliyorsun işte yerli tohum derdik. Evet. Yerli tohum. E, ne oldu üreticilerimize e, dışarıdan gelen e, genleriyle oynanmış e, tohumlar hı hı. E, empoze edildi. Onlardan işte verimler fazlaca alınmaya başlandı. E, üreticiler de bu tohumlara alıştı. Fakat sonradan bunların birçok e, olumsuz özellikleri oldu. İşte toprağı Kısırlaştırdığı e, O toprağın başka o, o cins tohumdan başka bir tohum kullanılamaz hale, hale e, geldi. Bunlar ortaya çıkınca e, tohumculuğun yerli tohumculuğun gelişmesinin önemi ortada. En önemli şeylerinden biri bu. Biz kendi kendi yerli tohumumuzu burada üretebileceğiz. Evet. Ee, bir önemli konu biliyorsunuz ihracat yapılıyor Narenciye diyelim Hı -hı. ya da domates ayda geri geliyor Hı -hı. kamyonlarca nedir İlaç kalıntısı bunu Evet. İşte bunlarla ilgili çalışmalar yapılacak yani yüzde 25 zayiat var yanlış hatırlamıyorsam narinceye de ee, bu zayiat zayiatın önüne geçecek çalışmalar yapılacak ee, bu tür iyileştirmeler olacak bizim tarımımızda. Evet. Şimdi e, hep şöyle e, söylerdik. İki büyük e, ifade vardı. Türkiye bundan e, 20 yıl öncesine kadar dünyada kendi kendine tarımsal üretim alanında kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesiydi. Artık değil. E, i̇şte... E, Niğde kadar Hollanda bizim şu kadar çok toprağımız varken yaptığı tarımsal üretimde bizim tarımsal girdilerimizin yüz katını kazanıyor. Şimdi tabii teknoloji çok önemli. Teknolojik üretim son derece önemli. Teknolojiyi bilimi rehber etmek tarımda ve diğer alanlarda çok son derece önemli. Bu eksiklik bu agroparkla, bu teknoparkla kapatılmış oluyor. Olacak. Ee, umuyoruz ve diliyoruz ki bir an evvel e, hızla kapatmaya başlar. Dünyada bunun örnekleri var mı? E, tarımda bu kadar çok ileri gitmiş ülkeler... E, Nüfus anlamında, tarımsal e, üretim yapılan alan anlamında, verimlilik anlamında e, Türkiye kadar, her her Çukurova kadar, Söke kadar e, iyi olmayan e, ülkeler nasıl tarımsal üretim ve ihracat anlamında, gelir anlamında Türkiye'nin e, 50 katı, 100 katı olabiliyorlar. E, yoksa onlar da mı böyle adımlar atarak bu hale geldiler? Şimdi tabii deminki örnekte e, Hollanda. Evet. Diyorsunuz bizim nide kadar var yok aşağı e, yukarı aşağı e, tabi orada e, korkunç bir e, tarım tarımsal üretim var belki bizim e, ulaşamayacağım şu anda Hı -hı. E, onlar da bu noktaya bu arge çalışmaları sayesinde sayesinde yani. e, bu agroparklar teknoparkların tarım teknoparklarının geliştirilmesiyle bu noktaya gelmişlerdir. Keza işte biliyorsunuz burnumuzun dibinde İsrail evet, var. O da evet, korkunç evet. bir çölde yetiştiremeyecekleri Hı -hı. ürün yok. Dolayısıyla bizler de efektif olarak kullanabilirsek ve bu agroparkların sayısını arttırabilirsek kısa bir sürede bu ülkeleri geçeriz tarımda. Ve tekrar eskiden övündüğümüz gibi tarımda kendi kendine yetenin ötesinde Belki de dünyaya yetebilen, Dünya bir, ülke yetebilen bir ülke haline bir ülke. gelebiliriz. Evet, e, peki e, şimdi siz tabii çok büyük bir güçle bu tarım teknoparklarına e, emek harcıyorsunuz. E, uzmanlık çok önemli burada. Elbette de e, olması gerekenler bunlar. Dünyadaki örnekleriyle karşılaştırdığımız zaman varsa eğer... E, Mersin'deki e, agropark, teknopark e, dünyadaki örnekleriyle mukayese edildiğinde... Avantajlı bir halde mi, dezavantajlı bir halde mi? Ya şimdi şöyle, e, dezavantajlı e, olarak görünebilir. Çünkü onlar sistemi oturtmuşlar evet. şu anda. Teknolojileri geliştirmişler. Hı -hı. E, sürekli teknoloji geliş, Yani bizden çok öndeler. Fakat bizim de e, bu tarıma yatkınlığımız, bizim Hı -hı. ülkemizin tarıma yatkınlığı ve ee, gerçekten bizim de tarım konusunda, ziraat konusunda e, bilgi birikimimiz var, Bravo. akademisyenlerimiz var, Hı. fiili olarak ziraat fakültelerimiz tabii. tabi alt yapımız var. Hı -hı. İşte ne yap olacak? Burada bir araya gelinecek, bir araya gelinecek ve kısa sürede. Zaten önümüzde örnekler de var. Evet. Ee, şimdi nasıl yapmışlar? İşte Hollanda nasıl yapmış, Hı -hı. nasıl bu hale gelmiş, bu örnekler de var. Eee hem uygulamacı hem üretici hem akademisyen e, hem de teknik insanlar bir araya gelerek çok kısa bir sürede e, o seviyelere gelebilecektir. Biz de inanıyoruz o seviyeleri çok kısa sürede geleceğimizi. E... Neden? Çünkü e, bir kere müthiş bir sinerji oluşuyor. Yani e, çocukların da anlayacağı anlayacağı bir dille e, kullanalım. Voltran'ı oluşturuyoruz. Voltran'ı oluşturan bütün güçler evet. var. Voltran oluşacak e, burada. İkincisi e, müthiş bir heyecan ve e, enerji var. Üçüncüsü de hakikaten bu kadar bilgi birikimiyle bakir bir ülke var. Evet. Bakir topraklar evet, evet. var. Yani bilgiyi biz e, değerlendiremiyoruz bilgimizi hakikaten evet. çok bilgimiz var. Şimdi ben bunu e, başka ülkelere gittiğimizde Türkiye'deki deneyimin e, gücün farkına varıyorsunuz. Ben evet. geçen hafta Lübnan'daydım. Orada ayrıca bu Lübnan konusunu da onu bir, ayrıca bir, değerlendirelim ayrıca Değerlendireceğiz. Başkanım. Çok müthiş bir şey oldu, etkinlik oldu. E, i̇şte bir bu Türkiye'deki bu bilginin e, Bilgi açtığının, bir şeyler yapma açtığının koordinasyonu sağlanması lazım. Yani bizim en tek yapamadığımız şey işte kolektif çalışmayı bir evet. türlü beceremiyoruz. Bu kolektif çalıştırmayı belki de artık eğitim sistemimize, milli eğitim sistemine bunun girmesi lazım. Türk evet. insanının kolektif çalışır bir şekilde yetiştirilmesi lazım. Bunları biz aşarsak kimse bileğimizi bükemez. Evet, bence bölgenin mega projelerinden bir tanesi bu Teknopark, Agropark. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu mega proje... ...hedeflenenden çok daha kısa bir sürede... E, ...hedefine ulaşacak. Çünkü hem potansiyel çok yüksek... ...hem bilgi birikimi çok yüksek... ...hem de bir sinerji yakalanmış... ...vaziyette. Evet. İhtiyacımız olan... ...bir orkestra şefiydi. Orkestra şefimiz de var. E, ve e, böylece... Çok ciddi ve çok parlak bir geleceğe güzel adım atacağız. Güzel bir müzik çıkacak. Evet, güzel, evet, bir, müzik güzel çıkacak. bir beste çıkacak. <laughs> evet. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Ben şeyleri söyleyeyim isterseniz bu, bu ortakları, ortakları. Evet tabii ki evet. çünkü 12 tane paydaşı var bu. Mersin Büyükşehir Belediyesi var. Evet. Ee, tabii biz Mersin Tiyatro ve Sanayi Odası, Alata Kültürleri Alaştırma Enstitüsü, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Bitki İslahçıları Alt Birliği var. Evet. Ee, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi var. Mersin Üniversitemiz var. Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, hı hı. Tarsus Ticaret Borsası, Erdemli Belediyesi, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası. Gördüğünüz gibi e, Adana'da bir ucundan girmiş işin Tabii içine. Tabii ki. Mersin'in e, en güçlü e, kurumları bu işin içinde. Ve bu işi altından kalkıp, Buradaki firmalar da rahatlıkla her şeyi yapabilecek düzeyde. Ben inanıyorum bir tarafımızda üniversitemiz korkunç bir bilgi birikimi evet. var. Bir tarafta işte üreticimiz onların da edindiği tecrübeler var. Bir tarafta da mühendislerimiz, teknikerlerimiz var. Bunların hepsini bir araya getirip çok güzel yenilikler ortaya çıkaracağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan zaman ayırdığınız için ayağınızın tozuyla çünkü sabah indiniz Mersin'e evet. ama hala sizi nefes almadan yoruyoruz kolaylıklar diliyoruz teşekkür ediyoruz ben teşekkür ama şu ediyorum. Lübnan gezisinin Onu... sonuçlarını da bir başka programda tamam. değerlendirmek istiyoruz sizinle. Söz. Ee, sayın dinleyiciler, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan Kızıltan konuğumuzdu. Tarım ve teknolojinin aynı çatı altında buluşturulacağı, e, Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkını değerlendirdik. Ki bu teknopark, bu agropark 800 kişiye de başlangıç olarak istihdam sağlayacaktı. E, bu konu hakkında e, Sayın Kızıltan'la konuştuk ve yine geleceğe daha büyük umutlarla bakma şansını yakaladık.